Neler görüyoruz böyle. Gerçekten harikasınız. Teşekkür arkadaşım. Arifan Müzik Ajans ve sanata ve yaşama dair ben Fatma Akgüz Güher'le birliktesiniz. Araştırmacı yazar, halk şairi Mansur Ekmekçi arkadaşımızla birlikteyiz. Ve kendisini uzun yıllardır tanıyorum. Kendisiyle birçok etkinliklerde bulunduk. Örneğin Mustafa Beyli, Ceyhan Mustafa Beyli okul programında birlikte tiyatroda aynı etkinlikteydik. Ve müzik programında halk müziği okuduk. Evet, kendisi orada sunum yaptı. Birlikte tiyatro ve müzikal konsere katıldık. Onun dışında da yine Adana Büyükşehir Belediyesi'nde halk müziği konserinde yine sizle birlikteydik. Orada o güzel şiirlerinizi okudunuz ve çok güzel türkü okuyorsunuz. Birkaç dilden okuyorsunuz. Onları da ileriki zamanlarda tekrar sizden dinlemek isteriz. Ve gerçekten şu an evinize bizi konuk ettiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bizi Ozan arkadaşlarımızla birlikte evinize konuk etmeniz çok bizim için harika bir durumdu. Sizleri daha iyi tanıma fırsatı bulabildik. Tanıyorduk ama evinize almak, evinize konuk olmak da harika bir şeydi. Ve eve geldiğimde şu an salondayız, evinizin salonundayız ve gerçekten heyecanlandım. Heyecanlanmamak elde değil. Bu kadar güzel ödüller, plaketler her insana nasip olmaz. Bize bunlardan bahseder misiniz? Heyecanımı bağışlayın. Bu güzellik karşısında böyle sanat eseri, ödüller, plaketler almak harika bir durum. Demek ki insan emek edince, çalışınca her şey oluyor. Ve bu güzellikleri tüm insanlara diliyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Öncelikle ben ses alıyor zaten. Almama gerek yok. Hanemizde bulunmanız beni son derece mutlu etti. Varlığınızla bahtiyar oldum. İyi ki varsınız. Özür diliyorum. Araya bir parantez açarak az önceki o güzel konuşmalarınızdan dolayı cevaplamak istiyorum. Hemen biraz daha aşağıda şu anda kirada olan müstakil bir evim var. Müstakil dedim ya, müstakil ev olduğu için komşular merak etmiş ilk yıllarda. Demişler ya orada kim oturuyor? Eline saz alan geliyor, müzik cihazı alan geliyor, çantalısı geliyor, hocası geliyor, sakallısı geliyor. Demişler ya orada bir tane hoca var, yaşıyor. Yüreği bütün evrene açık. Yani Mevlana bize her insan gelebilir. Hepsinin de başımın üstünde yeri var. Hepsine de aynı şekilde hizmetlerim sınırsız. Evet. Bunlar evet gezdiğimiz, yaptığımız işler. Ancak Kars, Bursa, Antalya, İzmir, yani Ankara, İstanbul, Tekirdağ'dan tutun, orada Türk şiirine hizmet ödülü var, Bursa, Kütahya, evet. Şairler Şöleni'nde jüri üyesiydim. Yani Türkiye'nin her yerine gitmiş, hizmet etmiş bir insan olarak bundan mutluluk duyuyorum. Ve yaptıklarımızı da insanlığa sunuyoruz. Evet. Öğrenciler gelir üniversiteden, hizmet ederiz onlara. Arşivimizdeki bilgileri aktarırız, bizimle mezara gitmesin diye. Şairleri yetiştiriyoruz, Türkiye genelinde 100'ün üzerine şairi yetiştirdim. Ve onlarla da halen ilgilenirim. Evet. Bu kültürü yaşatmak adına insanlığa bir hizmet etmeyi bile bir zorunluluk, bir görev addediyorum kendime. Ne kadar güzel. Ve sizi Mansur Bey tebrik ediyorum ve sosyal medyadan da sizle arkadaş olduğum için görüyorum. Türkiye'nin birçok illerindesiniz gerçekten. Oralarda şiir okuyorsunuz, diğer etkinliklere katılıyorsunuz. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaş gruplarınızla birlikte birçok etkinliktesiniz. Yani biz hizmetkarız. Harika bir durum. Sadece Adana içinde kalmıyorsunuz. Yok. Yani bu içinizdeki bilgiyi, görgüyü, edebi ruhunuzu herkese yansıtıyorsunuz. Adam 3-5 şiir yazmayla kendini gökyüzünde bulutların arasında görüyor. Onda edep erkanın zamanla pişeceğine işaret ediyoruz.
Ancak ehli kamil insanlar var ettikleri kültürle insanlığa hizmeti bir görev olarak addeder. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. İnsanlarımız da çalışsın. Kendi öğrencilerime bile diyorum ki Mansur Ekmekçi bu yola gelmek için ömrünü adamış. Ancak siz öyle bir çalışın ki 10 tane Mansur Ekmekçi edin. Evet. Yapın. Güçlenin. Ben sizin gücünüzle iftihar ederim. Niye kıskanayım sizi? İşte bu sanat camiasında kıskançlık olayı var ki lütfen bu kıskançlığı yok edin. Benliği önce buradan atın, sökün. Kibri sökün, atın. Mansur Ekmekçi olmanız yeterli bana göre. Çünkü bende benlik, kibir, kıskançlık asla barınmaz. Niye kıskanayım? Sebep? Gördüğüm kadarıyla siz Adana'da birçok sanatçılara yol açıyorsunuz. Evet. Işık tutuyorsunuz. Gerçekten bunu görmezden gelmek ne anlatamıyorum yani. O görevdir. Görmezden gelinemez gerçekten. Bizler bunu görüyoruz. Sosyal medyadan da, sanat camiasında da birçok insan görüyor. Ve birçok arkadaşımızın kitaplarına siz editörlük yapıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Ve açılışlara katılıyoruz, görüyoruz orada. Çalışma odamda var. İsterseniz orada görelim. Çalışma odanıza geçelim. Çalışma odama geçebiliriz. Buyurun. Evet. Şimdi merakla Mansur Bey'in kütüphanesine, çalışma ofisine merakla gidiyoruz. Acaba orada hangi kitapları var? Acaba bizlerin okumadığı, insanların bilmediği, görmediği, duymadığı kitaplar var mı? Onları merak ediyoruz. Bizlerin... Bütün gizli sırlarımı sanat alemine hizmet eden siz güzel canlarıma ben açacağım. Evet. Neler yaptım? Neler yaptık? Evet. Gizli kalmış neler yaptıklarımı da açıklayacağım. Merakla gidelim bakalım. Gidelim, buyurun. Buyurun. Aa, harika bir kütüphane. Gerçekten süper. Dolu dolu. Gerçekten. Evet. Görsel olarak zaten siz burada biyografinizi anlatmışsınız. Ben, dostlarınız, arkadaşlarınız ve sizin burada koskoca bir yaşantınızı anlatıyor. Geçmişiniz. Birlikte özellikle insanlar. Sahneleri almaya çalıştık. Evet. Sahnelerde işte milletvekilleri, sayın valilerimiz, sayın kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız yani açıkçası sahnede plaket sunumuyla alakalı birkaç fotoğrafı hatıra olarak aldık. Burada da sanatçı dostlarımız var. Bazıları aramızda yok. Evet. Örnek veriyorum. Şöyle diyebilir miyiz? Mansur Ekmekçi arkadaşımızın, araştırmacı, yazar, halk şairi arkadaşımızın görsel biyografisi bu duvarda. Bir kısmı diyelim. Bir kısmı. Gerçekten harika. Şimdi şurada ödülleri görüyorum. Onlardan bize bahseder misiniz Mansur Bey? Gerçekten orada katılmış olduğum birçok yerde aldığım dereceler, Kars Aşklar Bayramı'nda birkaç madalya var. İşte şu dörtlüğümde de ifade ettiğim gibi söylediklerimiz yaptıklarımızdır. Evet. Yaptıklarımızı inkar etmek de abesle iştigal etmek demektir. Yani gezdik, insanlığa hizmet için var olduk ve tabii bunları anlatmak zor ancak şöyle anlatabiliriz. Gezdik, yani burada döneminde Muş kitabını yaptığım dönemlerde Malazgirt Belediye Başkanı, Muş Valisi, Muş Belediye Başkanı birlikte gittik. Yani kitap sunumu için. Burada ben kurs verdiğim yerde bulunan bazı arkadaşlarımız, Dünya Avşarlar Derneği'nde 4 aylık bir şair dostlarımıza edebiyatla ilgili kurs vermiştim. Burada işte dostlarımız, radyo programları, İşte eski belediye başkanımız Ozan Doğancan yokum diyordu da burası sanırım Bursa'ydı. Sayın valimiz, belediye başkanımız, radyo,
Ondan sonra geldik. Adana Hüseyin Sözlü, kültür, Adana Büyükbelediye Başkanı. Evet, bu Kültür ve Turizm Müdürümüz. Ondan sonra geldik buralara. Rahmetli Aşık Borani, rahmetli Mesut Eray, bu rahmetli Ahmet Demir, sanatçı dostumuz. Bunlar hep Adana'nın saygın sanatçıları. Evet. Ve bu tarihi bir kahraman, Azerbaycanlı. Evet. Tarihi bir kahraman. İskenderun. Burada Kadından Korkmam şeyini yapmışlardı. Evet, şimdi sahnesini yapmışlardı. Bu şiiri sizden evet. istiyoruz zaten. Evet. Evet. Burada dostlarımız. Aşık Gülabi, yaşayan büyük bir ozan. Aşık Gülabi. Burada işte bu sanatçıları biliyorsunuz zaten. Söylememe evet. rahmetli Ali Kıvırcık Ali. İsimlerini unuttum hani. Az önce söyledim, unuttum. Evet. Neydi ismi, isimleri? Bilemiyoruz tabii. Dostlarla muhabbet. Evet. Allah rahmet etsin. Bahattin Karakoç. TRT'de bir çekim var. Evet. Valimiz Yüreğir Belediye Başkanımız. Evet. Valimiz yine o da gitti, göçtü gitti. Bir programda yine varız. İşte milletvekili plaket sunumu yaparken evet. dostlarımız kütüphane müdürü plaket sunumu yaparken velhasıl işte Sayın Valimiz yine kısacası çok teşekkürler. Sağ olun. Başka sizin bir şey demiyoruz. Maşallah Mansur Bey anlatmakla bitmiyor. Anlat bitmez. Gördüğüm kadarıyla Mansur Bey afişleriniz, gazete küpürleriniz, gerçekten kütüphaneniz, ofisiniz harika. Buradan bu kütüphanenin içinde, ofisin içinde kim bilir ne harika eserler çıkmıştır. Ne edebi sözler, şiirler çıkmıştır gerçekten. Bunları okuyan, dinleyen insanlar nasıl mutlu olmuşlardır. Teşekkür ederim. Yani bizler okuduk, biliyoruz. Dilerim okumayanlar, sizin kitabınızla, şiirlerinize erişemeyen insanlara da erişmelerini isteriz. Gerçekten. Veriyoruz, okuyun diyoruz. Çok güzel bir evet, değersiniz. Gerçekten insanlık adına yaptığınız güzel sanatla ilgili çalışmalarınız harika diyorum. Bize bunlardan bahseder misiniz? Afişler, gazete küpürleri. Olay şu, yani bunlar birer gazete parçası ancak, yani afiş parçası fakat manevi değeri çok. Örnek veriyorum, bir imza günümüzde kültürümüzün aynası olan aşıklarımızı biz kucaklıyoruz dedik. Organize yapıldı ve aramızda olmayan Aşık Nezir Kaya, Aşık Borani, bunların yokluğu tabii ki bizi üzüyor, kalbimizde yaşıyorlar. Bunu bir anı olarak kalması bile bizim için mutluluk verici. Yani afiş yok. İyi imza günü yapmıştık. Böyle bir şey var. Ancak bunları saklıyoruz. Burada yine böyle bir afişte yıllar önce yapmıştık. Kederi Baba yukarıdaki. Nezir Kaya aramızda yok. Kul Derviş saygıyla selamlıyoruz. Şu anda Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da yaşıyor. Aşık Borani aramızda yok. Burada
Arifan yapım prodüktör de var burada. Takriben 20 yıl önce tabelacılığı bıraktım. Daha önce ticari amaçlı tabelacılık yapıyordum. Bunu ben yaptım. Tabii dükkanlara, iş yerlerine ışıklı reklam yapıyordum. Evet, ellerinize sağlık, harikasınız. 45 yıl önceki fotoğrafım, gençliğim. Bunlar kendi eserlerim. Evet. Gördüğümüz kadarıyla izleyiciler, Mansur Ekmekçi arkadaşımızın kitaplığı, kendi eserleri ve editörlük yaptığı kitaplar diyebilir miyiz? Editörlük yaptığımız bunlardır. Örnek veriyorum. Evet. Mesela bize birkaç örnek gösterir misiniz? Kelebekler Ölüyor Dünya Utansın. Evet. Editör Mansur Ekmekçi. Kitabın tamamını hazırladım. Burada da yine bırakın kızlar okusun. Evet, çok ses getirdi. Evet. Sanırım Aydın'da mı olmuştu bu etkinliğiniz? Hangi ilde olmuştu? Bursa'da yapıldı, Aydın'da evet. Yapıldı, Antalya'da da yakında geçmişte yaptık. Evet. Yani bunların tamamını, tabii bunlar bir kısmı, 200'den fazla kitap hazırladım. Harika. Bu kadar yani, insana evet, dokundunuz, bu evet, kadar hizmet ettik, gönüllü hizmetkar hizmet. Bunlar benim şahsi kitaplarım. Bahsedebilir miyiz? Tabii tabii, şahsi kitaplarım, benim hazırlamış olduğum. Evet. Bu şöyle ekrana göstermek istiyorum. Tabii evet. Ki. Adanalı Yazarlar, Şairler, Ozanlar Antolojisi, Mansur Ekmekçi. 16. yüzyıldan ele aldım. Evet. 4 yıllık bir çalışma ürünü. Evet. Adana Büyükşehir Belediyesi yayımladı. Teşekkür ediyorum bütün belediye çalışanlarına. Evet. Bir tarih ve harika. Adana'da bir ilk. Süper. Bir ilk hizmet hak içindir. Emeğinize sağlık. Evet, gördüğüm kadarıyla Muş halk kültürü. Evet. O kültürü mü anlattınız? Siz Muşlusunuz, öyle biliyorum. Çalışmalarımı orada da sürdürdüm, burada da sürdürdüm. 3 evet. yıllık bir emek evet. ve Muş'a armağan ettim. Muş Valiliği için hazırladığım bir kitap. Tabii içeriği, akademik çalışması, evet. üniversiteler inceledi. Evet. Akademik olduğunu. Tamamen orayı anlatıyor. Tabii tabii. O ilin coğrafyasını, yaşam kültürünü. Kültürünü, evet. halkını, sanatçılarını, harika. Türkülerini. Bunu da 2004 yılında Adana Valiliği nezdinde hazırlamış olduğum. Hazırladınız. Evet. Çukurovalı evet. Aşıklar Antolojisi. Ve geleneğe tabi halk şairleri evet. antolojisi. Evet. Şu anda emeğinize sağlık. Şu anda evet 2004 için. Yılında hazırladığımız burada 20-25 aşığımız vefat etmiş. Aramızdan ayrılmış. Bu bir tarihi açıkçası. Allah rahmet eylesin. Evet. Amin. Diyoruz. Amin. Amin. Bunlar için buyursun. Bunlar da şahsi kitaplarım. Yani bakabilirsiniz. Evet. Ezop'tan Çocuk ve Yetişkin Masalları. İnsanoğlu. Evet, bu ikinci kitabım. Evet. Ne bu olursan üç. Ol. Evet, önce bu, insan ol. Evet. Bu altında başka ilk kitabım. Evet. Hercai. Sulu boyalar resimlerini kendim çizdim. Evet. Bakın ellerinde çiçekler bu, ve gökyüzüne gidiyor. Hangi kesime hitap ediyor? İlkokul, lise? Hayır. Hangi? Bu şiir ancak şiir. Fotoğrafı evrensel. Ha, anladım. Sevgiyi anlattık evet. burada. Evet. İnsan dergahı. İnsan dergahı. 8-10 dilde savaşa hayır dedik. Süper gerçekten. Evet, böyle bir kitap. Hikayeli şiirler. Evet. Yine Mansur hikayeli Ekmekçi'nin. Şiirler. Evet. Yine Mansur Ekmekçi'nin hayatı ve sanatı. Evet. Evet. Güfteden besteye. Evet. Yine Mansur sanatçı Ekmekçi. Sanatçı dostlarımız klasiği. Için. Evet. Şiir yazma sanatı bu, Mansur Ekmekçi evet, açıklamalı bu, ve uygulamalı. Evet, bu Türkiye'deki arkadaşlar. Bütün şairlere önereceğimiz, evet. ozanlara ve önereceğimiz. Ve öneriyoruz gerçekten şiirle uğraşan, ilgilenen arkadaşlarımıza bu kitabı özellikle tavsiye ediyoruz. Evet. Ve yine da, cep kitabı diyebilir miyiz bunu? Cep kitabı ve cepteki şarkı duygular. Şarkı sözleri. Evet, şarkı sözleri. Onu size verebilirim. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Giderken evet. Bunun dışında burada ödüllerinizi görüyorum. Teşekkür ve onur belgeleri. Evet. Arşiv niteliğinde. Şöyle yapsak zaman Hı-hı. açısından. Evet. Bunu valilik adına vermişler. Teşekkür işte. Belgeleri, başarı ve yani, onur belgeleri. Evet. Yani böyle diyebiliriz. Hatta evet. burada da birkaç tane var. Şey yapmadık. Evet. Kitap otağı İskenderun. Maşallah. Türksem. Bu da işte. Mansur Ekmekçi'yi anlatmakla bitmiyor. Uyuşturucuyla mücadele. Evet.
Duygu Şiir Topluluğu. Evet. Bunları koyduk. Arşiv, evet. Bunlar arşiv. Burada yine gazete küpürleri var, evet. Onlardan sizin da sembolik. Sizin de yer aldınız. Sembolik bir tane gösterelim. Evet. Sembolik olarak evet. Bakalım. Yani biraz ağır da sizi yormak istemiyorum. Şöyle yapabiliriz. Yani hakkımda çıkan ne kadar güzel gazeteler. Arşivlemişsiniz gerçekten. Çok planlı programlı bir insan oldunuz. Evet, burada şey Musa Yaroğlu. Evet. Velhasıl. Evet. Yani kısacası arşiv güzel bir şey. Tek tek anlatırsak arşiv sayın, güzel. Burada önemli bir şey var. Türk edebiyatında şiirim çıkmıştı. Geldik gideriz. Evet. Türk edebiyatı önemli bir. Azerbaycan'da birkaç dergide eserlerim çıktı. Bunlar hizmettir. Evet. Bunlardan çok var tabii. Ama sevgili izleyicilerimiz, Mansur Ekmekçi arkadaşımızı tanıtmak saatler yetmeyebilir. Belki evet. Bu ofisi, kütüphaneyi tanıtmak 5-6 saatinizi bile alabilir, değil mi? Şu an kabaca, kısaca tanıtmaya çalışıyoruz. Maşallah o kadar çok ki eserleriniz, yaptığınız işler, etkinlikler, etkileşim içinde olduğunuz insanlar, editörlük yaptığınız sanatçılar ve kitaplarınız. Şunlardan da bahsedebilir miyiz? Hangisinde? Mansur Bey, şu üst kısımda olan kitaplardan. Üst kısımda onlar Türkiye geneli. Evet. Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Türkiye Bilim Adamları Ansiklopedisi ve Türkiye'nin birçok bölgesinde yayınlanan resmi özel evet. Gayri resmi birçok antolojide 3 sayfa, 5 sayfa evet. Şiirlerim, eserlerim yayınlanmış. O grubu ayrı tutuyorum. Hepsinde var. Örnek vereyim. Yukarıda Halk Şairleri Antolojisi. Evet. Orada eserlerim var. Hepsinde var. 58 kitapta. Mansur Bey, ben bir şey merak ettim. Acaba siz kaç saat uyuyorsunuz? Bu kadar eserleri çıkartırken, bu kadar çalışmalar yaparken kaç saat uyuduğunuzu merak ettim. Çok mu tempolu çalışıyorsunuz? Nasıl çalışmalarınız? Bir soruya İki cevabı bir soru niteliğinde vereyim. Uykuyu ve yemeği pek sevmem. Çok merak ettim çünkü evet. Bu kadar uykuyu ve yemeği pek sevmem. Yaşam alanınızda şey var. Şu ana kadar yaşantınızda o kadar çok şey sığdırmışsınız ki bu yaşınıza evet. Kadar. Çok merak ettim. Hani kaç saat uyuyorsunuz? Yok, ben kaç saat dinleniyorsunuz? Çalışırım. Çok çaba sarf ettiğiniz belli. Evet. Hani çok üstün çabalar sarf ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok fazla zaman ayırdığınız belli. Çok. Hani hayatta hiçbir şeyin kolay olmadığını gördük. Hani. Mekanı cennet olsun. Evet. Ve gördüğünüz Aşık kadarıyla birçok sanatçıyla tabii. Etkileşim içinde olmuşsunuz. Etkinliklerde birliktesiniz. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Doktor Ömer Uluçay başımızın tacı, bu giden valimiz çok önce bir her, takdir edilmişti. Saatinizi ve her gününüzü o kadar anlamlı, güzel yaşamışsınız yani, ki. Yani bunlar da işte geçmişteki fotoğraflarımız, yani televizyon programları, bunlardan evet. Önceki halimi böyle arşivliyordum. Mesela burada birlikteyiz. Şeyde, Borani Allah rahmet eylesin öldü. Evet. Burada bir sanatçı dostum var. Baki Yıldırım dostumuz da vefat etti. Bak ne kadar acı. Yani bunlar hep tarih. Bunlar tarihtir, hatıradır, anıdır. Bunları ben tek tek anlatmak Hacı Bektaş Veli'de 8-10 bin seyirci vardı onların huzurunda. Yani o zaman fotoğraf olayı yoktu fazla. Nasıl yakaladıysam bu fotoğrafı evet. Bulmuşum. Benim için bir arşiv oluşturdu. Böyle bir, bu da başka bir sahne. Aynı zamanda çok güzel arşivlemişsiniz. Planlı programlı planlı. Bir şekilde. Bir evet. televizyon programı. Bakın resimlerini çektim. Ve yaptığınız çektim. İşlerin evet. De kıymetini evet, biliyorsunuz. Evet. Arkasındasınız. Yani hepsini arşivlemek gerçekten süper. Yani ben sanatçılara şunu söylemek istiyorum. Bir Mansur Ekmekçi olmak kolay değil. Evet. Mansur Ekmekçi olabilmeniz için bir, ilminizi oluşturabilmeniz için bir kere benlikten, kibirden, kıskançlıktan vazgeçip üretmeye çalışacaksınız. İki, güzel ahlak, güzel hitap,
İnsanlara hayran olacaksınız, kurban olacaksınız. Evet. İnsanları incitmeyeceksiniz. Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi, incinsen de incitme. Evet. Ben öyle yapıyorum. İnciniyorum ama incitmiyorum. İncitmemeye çalışıyorum. Beni çok incitiyorlar. Ha, Mansur Ekmekçi olabilmek için bu vasıflar yeterli. Siz olmaya çalışın. Ben sizin ayaklarınızın turabı olayım. Ne kadar güzel. Önce güzel ahlak. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Evet. Ve sizden şiir dinlemek istiyorum. Mahmur ben tabii ki, tabii ki. Özellikle en az iki şiir dinleyebilir miyiz? Yani sizi ben bugün size, çok yordum. Size armağan ederim. Özellikle Kadından Korkmam şiirini dinlemek istiyorum. Arkasına istiyoruz. Arkasından da başka bir şiir, hangisini dilerseniz. Tabii ki. Sizi çok yorduk. İsterseniz ayakta veya oturarak hangisini tercih edersiniz? Ben son olarak şunu ben arz etmek istiyorum. Bölgemizin sanatçıları olsun, Türkiye geneli sanatçıları olsun. İstiyorum ki benden tüyo alsınlar, arşivlerini bu şekilde yapsınlar. Ben bir yer göstermek istiyorum arşiv konusunda. Evet. Müsaadenizle. Buyurun. Evet, geçtik buraya. Gazete küpürleri dedik, her yerde var. Gerçi hanım izin vermiyordu ama bu odayı bana tahsis ettiği için. Şimdi bazen özgeçmişlerimizde diyoruz ki 150 gazete hakkımızda yazı yazdı. Evet, burada sadece gazetenin tümü değil, birer yaprakları var burada. Ve burada gördüğünüz gibi yani 200 gazeteyi de geçti ama hepsinde hakkımda yazılar var. Arşivlerim bunlar. Bunlar dergiler, Türkiye geneli edebiyat dergileri. Hepsinde benim şiirlerim var. Gönül Eri dergisi olsun, mesela diğer bunlar olsun. Maki, Bursa'dan, Antalya'dan, Eskişehir'den, bizim Ece, kısacası her yerde var. Bunlar hep hakkında yazılan şiirlerimiz. Yer verilmiş. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Arşiv, arşiv önemli. Şairler, ozanlar bu kadar arşivleri bende hem görsel, tabii özellikle evet, görüntülü. 1500 CD arşivi evet, var Türkiye'de. Bu güzellikler karşısında gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Teşekkür ederim. Sizi bir daha tebrik ediyorum, evet, kutluyorum. İnsanlar diyor ki neyi okuyor? Hocam nasıl bugüne geldi? Ya ben lise diplomasını gece okuluna gitmek suretiyle aldım. O dönemde. Ben tabii evet, ben hoca değilim ama ben edebiyat ilminde halkın içinde mektepli değil de alaylı hocayız. Evet, ben öğretmenlere diyorum. Hı. Ve birçok öğretmenin kitabını ben editörlüğünü yaptım. Korkunç hatalar buldum. Olabilir, bir öğretmenin ilmi farklıdır, editörlük ilmi farklıdır. Biz de kendimizi bu alanda yetiştirdik. Bakın, Karacaoğlan, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, evet, Hallacı Mansur var. Bunlar hepsi onlardan. Karacaoğlan, Yunus Emre, Ömer Hayyam'ın rubayileri var. Yani ben bunları okuyorum. Bunları okuyup geçmişte okuduklarım. Tabii kendi bilgi hazinenizi geliştirdiniz, evet, evet, daha fazla donanım evet, kattınız, esinlendiniz, size tabii, ışık oldular. Ben, sizden de başka arkadaşlarımız ışık olsunlar. Evet. Onlar da bizi okusunlar. Niye evet, okusunlar? Çünkü biz aldığımız ilmi onlara aktarmak için var olduk. Evet. Gönüllerde yer olduğumuz gibi. Evet, burada da devamı var. Bu gazetede devamı var burada. Dosyalar, arşivler. Bu benim çocukluğumda, ilk doğduğumda annem bunu üstüme örmüştü. Bu da tahmin edin ki kaç yıllık. Annem üstüme örmüştü, örtmüştü. Sanki yeni yapılmış gibi. Annem kendi eliyle ördüğü evet, bir ama şeyin seccade. İpin kalitesi. Şey, yün, kalite, saf yün. İşte kaliteyle. Tabii tabii, alakalı. Saf yün. Ve buna şöyle diyebiliriz. 65 yıllık diyebiliriz. Ben 62 evet, yaşında olduğuma göre benden önce örmüştü. Bunlar hep tarih. Rahmet eylesin. Tarih. Teşekkür ederim. Hatıradır, tarihtir, başka bir şey demiyorum. Evet. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Biz sizi ayakta bekletmek istemiyoruz. Oturarak mı okursunuz, ayakta mı okursunuz? Şöyle kendi siz kitaplarınızın bilirsiniz, köşesinde ister oturun ister siz ayakta. Siz bilirsiniz, takdir şöyle sizin. Buyurun. Ve son olarak Mansur Ekmekçi arkadaşımızdan o güzelim yazdığı şiirlerden dinlemek istiyoruz. Kulaklarımızın pası açılsınız. Ne dersiniz? Tabii ki. Evet. Şeref duyarım. Ben
Bir şeyi çok merak ettim Mansur Bey. Mansur Bey kadından neden korkmuyor? Kadından korkmuş olsaydım zaten sizlerin ve saygıdeğer izleyenlerin huzuruna bu şekilde çıkmazdım. Bakın, yakam bağrım açık çıkıyorum. Niye? Çünkü kadından korkmuyorum. Onun için bu şekilde çıkıyorum. İnanın çok merak ettim. Ben ve şu an ekran başında olan tüm izleyiciler sizi çok merak ediyor. Evet. Bu Mansur ekmekçi kadından neden korkmuyor acaba? Neden korkmuyor? Herkes hemen anlatayım. Büyük bir merak içinde. Hemen anlatayım. Evet, bekliyoruz. Çünkü evde o kadar erkek terliği olmasına rağmen hanım benim terliğimi giy diye onun terliğini giydim. Kadın terliği giymişsiniz. İşte. Üstüme iyilik evet, sağlık. Evet, evet. Aa, daha nere? Evet, bu kadar. Hem de kırmızı. Evet, hem de kırmızı. Eşinizin terliği. Evet. Onun için korkmuyorum ya. Evet. Ben kadından korkmam. Ve Türkiye'de kadından korkmayan tek yiğit erkek benim. Burada da yiğit erkekler görüyorum sanatçı dostlarımızdan. Evet. Benim gibi yiğit olan varsa parmağını kaldırsın rica ediyorum ve şiirime geçeceğim. Var mı yiğit erkek? Arifan evet. Korkmuyor. Yapımcı Arifan korkmuyor. Siz de mi korkmuyorsunuz? Ozan Doğancan da korkmuyor. Neden korkmuyorsunuz? Tamam, korkmuyorlar. Arifan'ın? Bana meydana okuyorlar. Şimdi onlara armağan daha edeceğim. Neler? Ben kadından korkmam. Kadın ceylan gibi güzel ve ürkek. Bu ürkek kadından neden korkayım? Güçlüyüm, yiğidim, benim o erkek. Bir de Doğancan. Kadınımdan korkmam, neden korkayım? Neden korkayım? Akşam geç saatte zili kurarım. Sabah hamurumu hemen kararım. Kahvaltı hazırlar, sofra sererim. Çay da demledim, neden korkayım? Peki Arifan korkuyor mu? Göreceğiz. Bütün çamaşırı ben yıkıyorum. Bir de Arifan. Of, elinize sağlık. İki durulayıp bir sıkıyorum. Perdeler kirli mi diye bakıyorum. Halıyı da çırptım, neden korkayım? Dikiş nakış yapar, örgü örerim. Fırına baklava, börek sürerim. Bir isteğin var mı? Bir isteğin var mı hanım? Diye sorarım. Kahvesini yaptım, neden korkayım? Arifan, acaba bu zamanda böyle erkek var mı diye inanın çok merak ediyorum. Var, Arifan korkmuyor. Yiğit erkektir, biliyorum. Misafir gelince yemekler benden. Bulaşığı benden, köpüğü senden. Çocuğun altını değiştim birden. Banyoyu da sildim, neden korkayım? Daha neler neler duyacağız. Harikasınız Mansur Bey. Süper. Mansur der, bu işte hiç yalan yoktur, tövbe. Kalan dertlerimi sayarsam çoktur. Cilvesi yok, nazı zehirli oktur. Zaten kölesiyim, neden korkayım? Teşekkür ederim. Harikasınız, inanın süpersiniz. Yüreğinize sağlık. Örnek erkek diyoruz. Örnek erkek, örnek evet. İnsan diyoruz daha doğrusu. Teşekkür ederim. Ayrım yapmıyoruz. İnsan olarak, yani erkek kadın ayrımı değil, insan olarak. Teşekkür ederim. İnsani vazifelerinizi yerine getiriyorsunuz. Allah razı olsun. Hayatın bir paylaşım olduğunu gerçekten. Ederim. Kadın erkek diye bir şey yok. Herkes evet. Her işi yapabilir. Birbirimize yardımcı olabiliriz. Evet. Değil mi? Hayatımızı kolaylaştırmak için erkek kadın diye bir şey yok. Herkes her işi yapmalı, birbirine yardım etmeli diyoruz ve ailelerin huzuru için, kendi huzurumuz için evet, herkes aynen. Birbirine yardımcı olmalı diyoruz. Karı koca bir elmanın iki yarısı ise evet. Yaptıkları görevler de bununla sınırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bence aslında o perde arkasında ben yapmam diyenler de bence yapıyordur. Çünkü ben yapıyorum. Çamaşır da yıkıyorum, bulaşık da yıkıyorum, yerleri de süpürüyorum. Çiçekleri de suluyorum. Velhasılı evde yapmam icap eden bir destek, yardım hasıl olduğu zaman yaparım. Ne niye? Kadar güzel. Yapmak benim için onurdur. Niye? Eşin anlamı nedir? Eş.
Olay bu. Evet, kadını böyle... Hayatımızın güzelleşmesi evet. için gerçekten herkesin evet. birbirine yardımcı olması gerekiyor. Bu da edebi anlamda da ironi bir şiirdir. Olmayanı gerçek gibi göstermek, ironi evet. ve mübalağadır. Mübalağa, divan evet, edebiyatı. Evet, aynı zamanda bazıları kılıbık şiiri derler, kılıbık değil. Bu bir sanattır. Sanatın gücüdür. Teşekkür evet. ediyorum. Evet. Başka bir şiir... Sevenlerimize... Sizlerin, benim ve ekranları başında izleyen, siz saygıdeğer dostlarıma gelsin, sevenlere gelsin bir aşk şiiri. Sana kurban olsun, herkes sevdiğine armağan etsin. Kalbimin içinde yaşayan gençsin, vücudumun şehri kurbanın olsun. Her iki gözümün sahibi sensin. Bir canım var, o da kurbanın olsun, kurbanın olsun. Yokluğunla canım yanıyor iken, senin ayağına değmesin diken, gözlerimin çukurunda biriken, sana akan yaşlar kurbanın olsun, kurbanın olsun. Öksüz anılarım boynumda zincir. Ne olur üzülme yüreğim incir. Ya gel bedenimden kalbimi indir, ya da tenim senin kurbanın olsun. Kurbanın olsun, kurbanın olsun. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Harikasınız Mansur Bey. Çok sağ olun. Sizle birlikte biz Çukurova Türk Halk Müziği Korosu'ndayız aynı zamanda. Birlikte konser de verdik. Siz de orada şiirinizi evet. okudunuz, türkü okudunuz. Okuduğunuz türküden bir kuble çalışmalardan geçebilir tabii misiniz? Tabii ki. Ben zaman tabii farklı dillerde de okuyorum. Evet, farklı dillerde evet, okuyoruz. Mesela, bir kuble geçerseniz tamam, bir kuble çok seviniriz. Ve seyircilerimiz de sizin başka yönlerinizi bilsinler. Sizi daha çok tanısınlar. Teşekkür ediyorum. O sizin kendi güzelliğiniz. Ben Türkiye genelinde birçok sanatçı eserlerimi okuyor. Ancak okuyor derken tabii herkesinki okuyor. Evet. Ama benimki farklı. Niye farklı? Çünkü ben hiçbirinden para almıyorum. Tıpkı yaptığım hizmetlerden dolayı 80'in üzerinde eserim okunuyor. Şahsıma ait de 25 kadar bestem var aynı zamanda. Sanat, kültür, edebiyat adına yaptığım hiçbir hizmetten bedel almam. Almıyorum. Hani bazıları nezaketen ufak tefek zorlama yapıyorsa da onlar istisnadır. Ama genelde almıyorum. Niye? Sanatımız güçlensin, geleceğe rahat aktarılsın diye. Evet. İnleme yârim, inleme. Dedik. Menale derdu menale, derdi yar cimir hevale, dil ve kaçı yav nevale, narinamın dezüvere. Ailemin derdi giran dezüvere ve. Delalamın dezüvere ve ailemin derdi giran dezüvere ve Luramın belki luramın bunkul ilkane suramın Bete bundi çezuramın Narinamın dezüvere ailemin derdi giran dezüvere ve Sevdalım çabuk gel evet. Ağır derdim çabuk gel Yüreğime oturmuş ağır bir derttir benim sevdalım. Çabuk gel diyorum. Açıklaması bu. Bir aşk şiiri asla siyasi amaç ve bölücülük gütmez. Teşekkür Önemli ederim. Olan oradaki evet. duyguları yansıtabilmek. Yani evet. farklı dillerde yansıtmak. Herkese evet. o sesi duyurabilmek. Evet. Oradaki duygu zaten. Mesela Semira Tevfik var. Yani her kesimden insana hitap evet. etmek. Semira Tevfik, Arapların efsane halk müziği sanatçısı. Onun şöyle bir eseri var, Araplar hatırlayacaklar. Mesektici haritna yayuni ıtlabat havaline Allah Allah Aynı kale carıtna yayuni Valla aynı kalene dahil Allah Bu bir sevda, bir aşk
bir toplumsal eserdir. Evet. Yani türkülerimizde geçmişten günümüze kadar hep örf adetlerimizi, kültürümüzü var ediyor. Kültürle yaşayın, kültürle var olun. İyi ki geldiniz, başımızın üstüne geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet. Bugünkü programımız sona erdi ve Mansur Ekmekçi arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, sizin emeğinize de sağlık. Size sağlıklı, güzel, uzun ömürler diliyoruz ki sanatımız, kültürümüz daha fazla ilerlesin ve gençlere, genç kuşaklara siz örnek olasınız. Sizler uzun yaşayın ki örnek, önder insan olarak gerçekten ışık tutun diyoruz. Bizler hizmetkarız, bu süreci devam edeceğiz. Ancak ve ancak topraktan nihayet bulacaktır diye düşünüyorum. Hisse almalarını istiyoruz bu sözlerimizden. Evet. Yeni neslin hisse almasını arzu ediyorum, takdir kendilerini. Evet. Ve bugün araştırmacı, halk şairi, yazarımız Mansur Ekmekçi'nin elindeyiz. Ve arkadaşımız bizi evine konuk etti. Kendisine şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Ve iki ozanımızla birlikte ve şairimizle birlikte bugün program yapacağız. İyi seyirler. Evet, ozanımız Mustafa Demir. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun. Programımıza gösterdiğiniz önemden dolayı. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ne zaman başladınız müziğe? Daha doğrusu ben sizi tanıyorum. Ahmet Yesevi otağında sizi izledim. Gerçekten çok beğendim, çok alkışladım gerçekten de. Teşekkür ederim. Buradan Ahmet Mekansız arkadaşımız ve sevgili eşi Serpil Aldemir, onlarla birlikte gitmiştik. Sizi orada gerçekten herkes çok beğendi, okuduğunuz bozlaklarla. Ve yine Bir Zamanlar Çukurova dizisinde birlikteydik, birlikte rol almıştık. Evet, oradan sizi tanıyorum. Buyurun, kendinizden bize biraz bahseder misiniz? Müzik hayatınızdan. Ben müziğe ilkokulu bitirdim. Yani 1970'te. 13 yaşında falandım. Saza başladım. Evet. Ama hiçbir usta görerek değil. Sadece bir sefer görmüştüm saz çalan bir amcamız vardı. O da sağ şu anda. Ona da selam olsun. Ve öylece bugünlere kadar kendi halimle, kendi becerimle bu duruma geldik. Evet, harikasınız. Hiç eğitim almadan kendi kendinizi öğreniyorsunuz. Gerçekten müthiş bir yetenek. Gerçekten insanlığa çok güzel hizmet. Herkesin şu ana kadar birçok insanlara hizmet etmişsiniz. Kulaklarının pasını açmışsınızdır. Belki bu yaşınıza kadar milyonlar sizi dinlemiş olabilir. Sizi çok sevmişlerdir muhakkak ve sizin ününüzü duyduk. Sizle gerçekten röportaj yapmak istedik. Size ulaştık. Siz de geldiniz. Sağ olun, var olun. Ve nerelisiniz? Aslında Karahisarlı. Karahisarlı. Neresinde? Hacılı köyünde. Hacılı köyünde. Evet. 1983 senesinden bu tarafa da, burada Adana'da kalmaktayım. Emekli memurum. Çok güzel. Peki o köyde sizin gibi böyle ozanlar var mı? Hani müziğe gönül veren insanlar çok mu? Kimlerden bu kadar etkilendiniz? Ben, bu babam kadar iki gözü görmezdi. Ben bağlama çaldığına yetişemedim. Ben çocuktum. Yani bırakmıştı bağlamayı. Evet. Ben çocuk yaştayken de babamı kaybettim. 10 yaşındaydım. Allah rahmet eylesin. Bu müzik şeyi oradan geliyor bana. Müzik sevgisi. Evet. Ozanımız Mustafa Demir sizlerle diyoruz. Evet, şimdiden başarılar diliyoruz. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Dinliyoruz hocamızı.
beni. Sevseydim razıydım da sen beni, beni. Sevseydim razıydım da sen beni, beni, sen beni, beni, sev beni. Thank you.
güller meskan tutsun parmaklarını, çimenler okşasın ayaklarını. Ben öpmeden evvel canım yanaklarını, gülüm beyazlardan duaklar öpsün. Ben öpmeden evvel yanaklarını, gülüm beyazlardan duaklar öpsün. Yeah.
dertlere saldım. Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben size teşekkür ederim. Sizlere sağ olun. Tekrar dinlemek isteriz. Aklınızda bir iki türkü varsa hangisini i̇nşallah. Söylemek isterseniz. Gerçekten başka bir zaman yüreğimize inşallah. Su serpildi. Sağ olun, var olun. Zamanınız olsaydı birkaç türkü daha dinlemek isterdik gerçekten. Ama zamanımız el vermedi. Harikasınız. Şey. Sağ olun, var olun. Sizler çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, sanata ve yaşama dair programımızla biz her yerdeyiz. Sizlerle birlikte her konuya hakimiz. Sizlerle birlikte, evet, davet bekliyoruz, davetlere gidiyoruz. Ve sizlerle birlikte renklenip güzelleşiyoruz. Sanatın içinde, kültürün içinde, yaşamın içinde ve sizlerleyiz. Ve sizlerle olmak istiyoruz. Bugün Mansur Ekmekçi hocamızın evindeyiz. Arifan Müzik Ajans yapımcı arkadaşımızla birlikteyiz. Kendisi kamera arkasında fakat teknik olarak harikalar yaratıyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet. Şimdi genç bir sanatçımızla birlikteyiz. Kendisi Doğan Can Ölper. Evet. Bu genç yaşta müzik aşkı nereden geliyor? Ya müzik aşkı çok küçük yaşlarda başladı bende. Sürekli ustalığı dinlerdim, sürekli hevesim vardı. Öyle bir gün bizimkiler de saz aldı. Ben de o çabayla, o hırsla bu noktaya kadar geldim. Harikasın. Hiçbir eğitim daha almadım. Ne mutlu bana. Evet, eğitim almadan bu noktadasınız. Evet. Gençsiniz. Sizin daha böyle ilerilere gideceğinizi düşünüyorum. Bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra siz artık hiç kimse tutamaz diyorum. Ve ben sizi Hacı Bektaş Veli Derneği'nde gördüm. Orada çok beğendim. Dedim ne kadar güzel böyle gençlerimizin elinde enstrüman olması. Enstrüman olsun da hangisi olursa olsun diyoruz. Doğru. Evet, gençlerimizin elinde enstrüman olsun. Doğru. Kitap olsun. Doğru. Gençlerimiz sanatla, kültürle, sporla ilgilensin diyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Nerelisiniz? Bize kendinizden, ailenizden biraz bahseder misiniz? Ben aslım Adıyaman'dı. 92 doğumluyum. Uzun zamandan beri Adana'dayız. Evet. Birçok etkinliklere katılıyoruz. Mansur Ekmekçi Hocam'la ona da teşekkür ediyorum. Buraya beni davet ettiği için. Onun haricinde ufak tefek etkinliklerimiz oluyor. Bu pandemiden dolayı şu an zaten müzik anlamında kimse bir iş yapamıyor. Pek fazla konuşacağım bir şey yok. O yüzden... Evet, Mansur Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet. Adana genelinde o kadar öğrenci yetiştirdi ki kendisi sanat anlamında, yazarlık, şairlik anlamında, araştırma anlamında herkese dokundu. Doğru. Ve çok güzel ışık tutuyor, rehberlik yapıyor. Kendisine çok teşekkür evet, ediyoruz. Çok ve teşekkür ediyorum. Sizi dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Sazınızla, sözünüzle. Evet. Doğan Bey. Evet, sağ olun. Thank you.
her yüzdür, aklıdır her an. Kahvenin zehirlerdi bu canı. Ulan yalan dünya dünya, neyine güvenin? Salın dünya neyine güvenin? Bütün dallarda sen kopardın elini. Lan yalan dünya dünya neyine güvenin? Gerçekten birkaç yıl sonra inanın nerelerdesiniz bilemiyorum. Müzik evet. Anlamında çok yol kat edeceğinize inanıyorum. Evet. Başka hangi türküyü okumak istersiniz bize? Evet. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Çok o türkü yok ya. Thank you.
Kim yazardı
Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Oyun mu dile gezerdin? Fikir başka aşk olmasın. Koyun vur dile gezerdin, koyun vur dile gezerdin. Fikir başka aşk olmasa, fikir başka aşk olmasa. Senden aldım bu feryadı, senden aldım bu feryadı. Buymuş dünyanın tadı, alınmazdı Veysel adı. O sana aşık olmazdı, alınmazdı Veysel adı. Alınmazdı ustan adı. O sana aşık olmasa, o sana aşık olmasa. Evet, Doğan Can Alper'i dinledik. Gerçekten evet, süpersiniz. Çok sağ olun. Sizle birlikte müzik yolculuğuna çıktınız. Ve o kadar coşkulu, o kadar içten okudunuz ki. Çok gerçekten sağ olun. Umarım dinleyiciler de aynı görüştedir. Sizi dinleyen herkes çok sevecektir, çok beğenecektir. Evet. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şu an Adana'nın sevilen, sayılan menajeri, eski menajerlerden İsa Küdem Beyefendi ile birlikteyiz. Kendisiyle röportaj yapmak istiyoruz. Bize neler söylemek ister acaba? Sanat camiasını, müzik camiasını çok seviyorum. Doğru olanları. Evet. Yani sizleri de seviyorum. Sanat ve kültür. Mansur Ekmekçi'nin misafiriyiz. Sanata ve kültüre önem veren bir arkadaşımızsınız, biliyoruz. Tüm sanat camiasındaki arkadaş zincir gruplarının içindesiniz. Evet, sizleri görüyorum etkinliklerde ve sosyal medyada. O yüzden sizi de konuk etmek istedik. Allah'ın sizden bahsetmek istedik. Başka neler söylemek istersiniz? Yani, etkinliklerde bulunuyorsunuz, davetlere gidiyorsunuz. Çok gidiyorum. Sanat ve kültürel etkinliklerdesiniz. Yani yaşımız tamam da benim gönlüm sanat camiasında birçoğuna küçüğüm ben ama hepsini seviyorum. Evet. Daha önce menajerlik yapmışsınız. Yaptım. Çok yıllar öncesinde. Bundan biraz bahseder misiniz? Ben çoğunlukla Muhittin Seçen'e çalıştım. Ben zaten çalışıyordum. Şimdi Muhittin Seçen çoğunlu arkadaşım. Yani çok yıllara dayanıyor. Evet. Ben sanat camiasını çok seviyorum. Şu anda olsa yine aynısını yaparım sanatçılara. Ne kadar güzel. Onları öne çıkartmışsınız. Çok, çok. O zinciri kurmuşsunuz. Evet. Referans olmuşsunuz. Çok. Çok güzel hizmetler yapmışsınız. Yani hepsini seviyorum. Mesela Ayıp hocamızı, Ekmekçi hocamızı, bazı yani bütün camiayı seviyorum. Sanatın ve kültürün içindesiniz. Evet, evet arkadaşlarımız. O grubun içindesiniz. Yani, çok güzel. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Biri bir iş yapacak olsa, davet etse, hiç yani ben koşuyorsunuz. Bana evet. Bir şey teklif etseler bozulurum. Yardımsever bir yapınız var. Evet. Yapım o yani. Kadarıyla. Yapım o. Dostaneyik biz. Evet. Sanatın ve kültürün içinde bir insan olarak evet. Size programımıza katıldınız, ilgi gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Size sağlıklı, güzel, uzun ömürler diliyorum. Ben size teşekkür çok ederim. Bizi buraya davet ettiğiniz için. Mansur hocamıza teşekkür ediyoruz bize misafir ettiği için. İyi günler efendim. İnşallah yine diğer güzel etkinliklerde İnşallah. Buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. İnşallah. Başlayacağız. Kameraya bir el sallayalım. Tabii sizle ki. Birlikte. Tabii el bugünkü de sallayalım. Bugünkü güzel programımız için tabii. Ve değerli ozanlarımız için evet. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ve sanata ve yaşama dair programımızı burada noktalıyoruz. Evet. Sağlıkla, güzellikle kalın diyoruz. Mustafa Demir ve Ozan Doğancan'a evet. Ayrıca ben teşekkür evet. Ediyorum. Sizlere de hoşça kalın, mutlu kalın. Evet.